aramızda bir çekim olduğunu fark ettiğimde ben uzaklaşmak istedim ama Ali her defasında peşimden geldi. Ya sen benim yüzüme nasıl bakabiliyorsun ya? Bütün bunları bana nasıl anlatabiliyorsun? Sen benim arkadaşımdın. Arkadaşım! Ya senin işe ihtiyacın var diye ben kendi ellerimle soktum seni Ali'nin yanına. Bunu bana nasıl yapabildin ya? Böyle olacağını bilseydim o şirketin kapısından adım atar mıydım hiç Mavi? Kaç defa işi bırakmak istedim sen biliyor musun? Her defasında Ali engel oldu bana. Hatta bir keresinde kesin karar verdim. İlk uçakla İstanbul'a gidecektim. Havaalanındaydım. Son dakika yetişti. Geldi, yalvardı bana. Gitme dedi. Yapamadım. Sus! Sus, daha fazla anlatma. Ya da anlat ya. Anlat, anlat. Bütün pisliklerinizi dinlemek istiyorum. Nasıl başladı? İlişkiniz! Ben şirkette çalışmaya başladığım ilk gün Ali bana karşı bir şeyler hissetmeye başlamış. Sonradan ben de duygularıma engel olamadım. O zaman iş yemeğine gidiyorum dediği her akşam senin yanındaydı. Evet. Beni aptal yerine koydunuz. Gözümün içine baka baka bana yalan söylediniz. Mavi. Bak, senden bütün kalbimle özür diliyorum. Ne olur affet beni. Ama aşk engel tanımıyor işte. Sinem yeter. Daha fazla aşk maceralarınızı dinlemek istemiyorum. Çık git. Git defol. O sevgiline de söyle. Bir daha sakın karşıma çıkmasın. Boşanıyorum ondan. Sakinleşene daha çok delirmiş. Alo. Sinem. Az önce Mavi'yi aradım. Bağırdı, çağırdı, telefonu yüzüme kapattı. Yani beni dinlemedi bile. Sen daha konuşmadın mı kendisiyle? Konuştum Ali Bey. Ama asla ikna olmuyor. O kadar sabit fikirli ki. Hala bizi sevgili sanıyor. Yüzünüzü bile görmek istemiyormuş. Hatta boşanacağım falan dedi. Boşanacağım mı dedi? O ne demek ya? Sen anlatmadın mı her şeyi? Anlattım. Ali Bey, ben kendimi çok suçlu hissediyorum. Ben Mavi ile bir daha konuşacağım. Yok yok. Konuşmana gerek yok. Böyle saçmalık olmaz. Madem çocuk gibi davranıyor. Kendi bilir. Hadi hoşça kal.